Merhabalar. Denizden Babam Çıksa .com tarafından hazırlanan, su ürünleri sektörünün yakın geleceğinde yer alacak 7 teknolojik oyuncu, başlıklı sesli içeriği dinlemektesiniz. Bu podcast Denizden Babam Çıksa .com'un dijital çağa uygun şekilde genişleyen yeni içerik formatlarından birisidir ve dinlemekte olduğunuz başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize Denizden Babam Çıksa .com adresinden ulaşabilirsiniz. Keyifle dinlemenizi arzu eder. Podcast ile ilgili tüm görüş, düşünce, öneri, istek ve diğer içerik geliştirme taleplerinizi info@denizdenbabamçıksa.com adresine bildirmenizden mutluluk duyarız. Yayınımıza başlamadan önce hatırlatmak istediğimiz bir konu var. Denizden Babam Çıksa.com'u daha iyi bir hale getirebilmemiz ve içeriklerimizi oluştururken motivasyonumuzu yüksek tutmamız için desteklerinizi beklemekteyiz. Hosting ve domain giderleri başta olmak üzere, su ürünleri tüketimini olumlu yönde iyileştirmek için hazırlamak istediğimiz içerikleri doğru kanallarda tanıtabilmemiz adına, gerekli materyallere desteğiniz harika olur. YouTube kanalımıza abone olmanız, bize verebileceğiniz en basit destek şeklidir. Bize nasıl destek olacağınızı öğrenmek için denizdenbabamçıksa.com adresini ziyaret edebilir ya da info@denizdenbabamçıksa.com adresine elektronik posta yollayabilirsiniz. Su ürünleri yetiştiriciliği, Çin'de ortaya çıktığı 4000 yıl öncesinden çok daha farklı bir yerde ve dünya üzerinde gıda tedariği konusunda en hızlı büyüyen sektör konumunda, 2030 yılına dek ise insanların tükettiği su ürünlerinin 3'te 2'sinin yetiştiricilikten tedarik edileceği öngörülüyor. Su ürünleri yetiştiriciliği artık sanıldığının aksine yalnızca balıkların yetiştiriciliğini değil, aynı zamanda en az balıklar kadar iyi birer protein kaynağı olan kabuklu su ürünlerini ve deniz yosunlarını da içeriyor. Su ürünlerine olan talebin artışı mevcut ve yeni teknolojilerin yenilikçi bir şekilde kullanılmasını gerektirirken balıkçılıkta kaynaklar ve sürdürülebilir uygulamalar üzerinde de baskı yaratmaktadır. Neyse ki, bu protein kaynağını sürdürülebilir bir şekilde, özellikle teknolojinin ortaya çıkmasıyla üretme potansiyeli var. Burada, su ürünleri sektörünü verimli ve doğru bir şekilde dönüştürebilecek birkaç teknolojiden bahsedeceğiz. 3 boyutlu yazıcılar. Üretim maliyetlerini düşürmek konusunda özellikle araştırma geliştirme yapan kurumlar için büyük tasarruf sağlayan 3 boyutlu yazıcılar, kalıplam prototip aşamasında geliştiricilere çok büyük avantajlar sağlıyor. Şu an için bulunabilirlikleri kapsamlı laboratuvarlar ya da teknoloji şirketlerinde daha çok olsa da, yakın gelecekte 3 boyutlu yazıcılar evlerimizdeki kahve makineleri kadar bize yakın olacaklar. Su ürünleri sektörüne teknoloji üreten şirketler ise bu alanda kendilerini konumlandırmaya başladılar bile. Tridiponics, hidroponik sistemler için indirilebilir talimatlar sunan bir şirket ve sunduğu bilgiler yalnızca hibrit akuaponik sistemler için değil, evde su ürünleri yetiştiriciliği yapmak için de mükemmel. 3 boyutlu yazıcıların su ürünleri sektöründeki kullanımlarına dair bir başka güzel örnek ise MIT'den. Su altında yüzme davranışı gösteren bir balığı tümden taklit edebilen bir balık basan MIT, bu balık sayesinde balıkların doğal ortamlarını ve bu ortamlardaki davranışlarını daha hızlı ve anlaşılabilir şekilde incelemeyi hedefliyor. Bu yöntemle yapılan üretim bir taraftan da yosun üretimini kapsamakta. Belirli bir hacimde tutulan algılar bu alanda meydana gelen bozulmalara karşı umut olmakta ve yaşamları kurtarmaktadır. Algılar, medikal implant cihazlarını basan 3 boyutlu yazıcılarda kullanılmak üzere çevre dostu ve ekonomik bir jel hammadde olarak kullanılmıştır. Çiftliklerde çalışan robotlar. Balık çiftliklerinin kıyı kesimden uzaklaşmaya başlamasıyla birlikte bu tesislere ulaşım ve tesislerde çalışma hatta konaklamada ciddi bir azalma söz konusu. Kıyıdaki sakin ve pırıltılı denizden çok farklı koşullara sahip olan açık denizdeki çalışmalar sanıldığından daha zor ve zahmetli.
aynı zamanda maliyetli. İşte bu aşamada, tesislerdeki koşulları takip ederek gerektiğinde müdahalede bulunacak ve insan gücünü daha rafine ve karmaşık işlerin idaresine yönlendirebilecek robot teknolojileri su ürünleri yetiştiriciliği için de önem kazanıyor. Suyun koşullarına göre su altında hareket edebilen jeodezik robot kafesler, kafeslerdeki balıkların durumlarını an be an gözetleyen robot balıklar ya da ağları büyük yırtıklar oluşmadan tamir eden drone terziler bu alandaki öncüler. Peki burada yetiştirdiğimiz balıkları karada yaşayan insanlara nasıl getireceğiz? Burada da Rolls-Royce'un kendi kendine hareket eden kargo gemileri ve Sea türünün güneş enerjili konteyner taşıyıcıları devreye giriyor. Çevreci ve sürdürülebilir bir enerji kaynağını kullanarak ilerleyen bu gemiler açık denizdeki balık kafesleriyle gemiler ve kıyı arasındaki bağlantıyı sağlayacak. Su altı ve su üstü dronları. Robotik teknolojiler sadece balık yetiştiriciliği alanında kendine yer bulmayacak. Dünyanın en büyük sorunlarından birisi olarak kabul edilen ve büyüklüğü Fransa'nın yüz ölçümünden daha fazla olan plastik kirliliğini bertaraf etmek için de sualtı dronları iş başına gelecek. Robotlarla birlikte harika işbirliği çıkaracak olan dronlar, insanların çalışması için elverişsiz ortamlar. En güvenilir işbirlikçileri. Derin denizlerde batan kafeslerin etrafında devriye gezerek kafeslerin etrafında meydana gelen hasarları tespit edip onarmaktan tutun da su kalite ve kimyasını denetleyerek kafesin içindeki balıkların beklenmedik şekilde ölmelerinin engellemek için gerekli sinyalleri göndermeye kadar sayamayacağımız pek çok faydaları var. Sensör teknolojileri. Bir önceki başlıkta bahsettiğimiz dronlar, suyun altında kendilerini uygun yerde tutmaları ve motorlar yardımıyla hareket edebilmelerinin haricinde, su ürünleri yetiştiricilerinin ihtiyaç duyduğu tüm verileri üzerlerine atılan sensörler vasıtasıyla toplayacaklar. Tuzluluk ve pH gibi su parametrelerinin yanı sıra su sıcaklığı ve akıntı şiddeti, yönü gibi yetiştiriciliği doğrudan etkileyebilecek bilgiler de sensörler vasıtasıyla dronların üzerinden toplanarak veri tabanına aktarılır. Belki bu sensörlerden en havalı olanı F-Shear adı verilen sistem. Kafeslerdeki balıkların açlığını tespit etmek için kullanılan bu sistem her büyüklükteki su ürünleri yetiştiriciliği sisteminde kullanılabiliyor ve tesislerin en büyük maliyetlerinden birisi olan yem giderlerini önemli ölçüde azaltabiliyor. Yapay zeka. Gördüğünüz gibi aslında bu teknolojilerin tamamı birbirini tamamlayan bir halkanın önemli birer parçası. Teknoloji kullanılarak üretilmiş olan yeni jenerasyon tesislerden yüksek miktarda verinin işlenerek anlamlandırılabilmesi için insan gücünün haricinde artık yapay zekadan da faydalanılıyor. Bu anlamda adından söz ettiren Avustralyalı bir şirket olan The Eat, veri işleme ve gelişmiş analizler oluşturmak için Sensingaqua ismini verdiği bir teknoloji kullanıyor. Shoal ismini taşıyan bir robotik balık, sürü olarak suya bırakılıyor ve su altındaki kirliliği tespit etmek için kullanılıyor. Bu balıklar yönlerini tayin etme, engellerden kaçınma, şarj istasyonlarına giderek pillerini doldurma işlerini kendileri insanlardan bağımsız şekilde yapıyor. The Economist ve diğer pek çok araştırmanın da gösterdiği üzere, dünyadaki su ürünlerinin çoğu sürdürülemez şekilde tedarik ediliyor ve yapay zekaya bu aşamada da büyük görevler düşüyor. Avcılık konusundaki hesap verilebilirliği arttırmak için kullanılan yapay zeka, kamera sistemleri ve veri toplama mekanizmaları ile güçlendirilerek avcılık faaliyetlerini daha sürdürülebilir bir hale getirmeye yardımcı olabilir. The Seafood Innovation Cluster ise yapay zekayı deniz bitlerinin ve hastalık gelişimlerinin takibinde kullanıyor. Arttırılmış gerçeklik uygulamaları. Daha da ekstrem hale gelen su ürünleri yetiştiriciliği koşullarını önceden tahmin etmek ve araştırma geliştirme çalışmalarını daha verimli kılmak için arttırılmış gerçeklik uygulamalarından faydalanılıyor. Üreticiler bu teknolojiyi operasyonların verimliliğini artırmak, ölümleri, sağlık durumunu ve çeşitli çevresel parametreleri analiz etmek için kullanabilirler. Arttırılmış gerçekliliği su ürünleri endüstrisinin içine katmanın en hızlı ve yaygınlaştırıcı yolu eğitimden geçmekte.
Aquakültür eğitimi alan öğrencilere ve kariyerlerini ilerletmeye gayret eden profesyonellere her seviyede görsel eğitimi vermenin doğru yollarından birisi 3 boyutlu gözlüklere entegre edilmiş eğitim ekipmanları ve dokümanları. Somon yetiştiriciliği Norveç'in temel endüstrilerinden biri olduğundan, bu son kavram öğrenciler için özel bir öneme sahiptir. Balıkçılıktan tabağa şeffaflık için blockchain teknolojileri. Blockchain teknolojisi, su ürünleri sektöründe de güvenilir finansal fayda sağlayabilecek bir ödeme yöntemi olarak görülüyor. Bir kısmı balıkların yaşam döngüsünden ve kısmen de bazı işlemlerden ötürü su ürünleri endüstrisi ödeme sözleşmeleri konusunda zayıf bir itibara sahiptir. Blockchain, halka açık ve herhangi bir kişi tarafından bozulamayan dijital kayıtlardan oluşmaktadır. Su ürünleri sektöründeki kullanımı ise tedarikçiler ile alıcılar arasında işlemlerin sorunsuz ve gecikmesiz şekilde gerçekleşmesini sağlaması yönünden gelecek vaat etmektedir. Fiziksel olarak para takasının gerekmediği bu sistemde aynı zamanda ek masraflar ve döviz kurları arasındaki farklar da minimize edilmektedir. Bireysel avcılık ve üretim yöntemleri konusundaki bilgiler de burada depolanabildiği gibi üçüncü kişilerin erişimine de açılabilmektedir. Temel hedefi şeffaflık olan blockchain ile aslında sürdürülebilir bir şekilde elde edildiği iddia edilen su ürünleri doğrulanabilir. Bu teknolojilerin bir arada durmasını ve kullanılabilirliği sağlayan en önemli bileşen ise, nesnelerin interneti IoT'tur. İnternet, robotlara gönderilen komutların robotlar tarafından yerine getirilmesini sağlarken sensörlerden elde edilen verilerin bilgisayarlar, tabletler hatta cep telefonlarından okunabilmesini sağlar. Bu dijital inovasyonların ve adaptasyonların benimsenmesi birçok sektörde daha hızlı olurken su ürünleri sektöründeki kabulleniş göreceli olarak biraz daha yavaş. FAO'ya göre 2030 yılında sadece mevcut tüketimi korumak için ek olarak 27 milyon ton daha fazla üretime ihtiyaç var ve bu gibi teknolojiler sayesinde su ürünleri yetiştiriciliği daha sürdürülebilir, izlenebilir ve karlı bir hale getirilebilir. Dinlemiş olduğunuz başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize denizdenbabamçıksa.com adresinden ve YouTube kanalımızdan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, bir sonraki yayında görüşmek ümidiyle esenlikler dileriz.